Merhabalar. Bu benim ilk video deneyimim. Çok başarılı olabileceğimi düşünmüyorum. Ama deneyeceğim. Aklımdan geçen bir şey var. Size onu anlatmak için aradım. 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 Benim hayatım çok trajikomik geçiyor. Yani böyle sinir sistemim oynadığı anlarda böyle anlattığım zaman çok komik oluyor ama onun yaşaması çok komik olmuyor. Sizinle paylaşmak istedim. O yüzden bir video çekmek istedim. Ben biriyle tanıştım. Yurt dışında yaşıyor. İşte tanıştık, birbirimizden hoşlandık vesaire. Birlikte olmaya başladık. Evlilik kararı aldık. Bunlar tabii süreç. Ben tanıştığım biriyle kısmı geçiyoruz. Merhabalar, bu benim ilk video deneyimim. Başarılı olup olamayacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Başarılı olabileceğimi de düşünmüyorum. Belki bu videoyu hiç izlemeyebilirsiniz. Deneme bir ki. İşte başımdan geçen bir şey anlatmak istiyorum size. Ara ara vakit bulabilirsem, eğer becerebilirsem bunu beğenirseniz devam etmeye çalışacağım. Ama söz vermiyorum. Ben biriyle tanıştım. Yurt dışında yaşıyor. Evraklar vardı. Bunları hazırlamak için bir gün adliyeye gittim. Adliyede Serdar var. Size Serdar'ı anlatmak için buradayım. Serdar kimdir? Serdar kimdir? Birinci sorumuz bu. Serdar Bey kime benziyor? Sorumuz bu. Serdar adliyede çalışıyor. Serdar'ın Hüdaverdi beresi var. Hüdaverdi beresi dediğim balıkçı beresi de diyebilirsiniz. Ama görüp görebileceğiniz en iğrenç bereye sahip Serdar. Serdar'ın bere felaket. Ama asıl felaket olan Serdar da bere değil. Gözlüklerim 27,5 numara büyük ihtimalle. Serdar'ın gözlerini göremiyorum. Göz göze girip geçip de bir temasta bulunamıyorum. Serdar Bey kime benziyor? Sorumuz bu. Serdar Bey. Ay, ben 85 doğumluyum. Benden küçük olanlar bilmeyebilir ama Google'dan aratabilirsin. Tipi Tip diye bir sakız vardı. O Tipi Tip var ya karakteri, onun aslı Serdar. Soyadını vermiyorum, aslında biliyorum, asla unutmam. Ömrüm boyunca Serdar'ı unutmayacağım yani. Adli sicil kaydı alacağım. Hangi ülkeye gideceğim, kimin için sicil kaydı alınacağı, ne sebeple alınacağı gibi sorular var. Serdar'la iletişime geçiyoruz biz. Serdar bana soruyor, ben cevap veriyorum. Serdar Bey bana soruyor, ben cevap veriyorum. Ondan sonra Serdar yazdı. Allah'ım, yarabbim. Kaderimi baştan yazdı Serdar benim. Ben de bekliyorum. Tabii o gözlüklerle çok bir beklentiye girmedim Serdar'dan. Ama sabırla bekliyorum. Çünkü ben zaten bu vize işlemlerini yaparken sabır nedir öğrendim. Velhasılı Serdar bana evrağımı verdi sonunda. Teslim ettim. İşte gittim mühürlettim bilmem ne falan filan. Diğer evraklarımı hazırlamaya devam ettim. Bütün evraklarım bitti. En son başvuru için randevumu aldım. Başvuruma gideceğimden bir gün önce bir fark ettik ki benim adım asıl önemli belgede, yani adli sicil kaydımda, adliyeden aldığım damgalı mühürlü, hatta işte kalem kalem gezen, saatlerce onu beklediğim, Serdar'a sabrettiğim, tipitip Serdar'a sabrettiğim evrakta adım ne yazıyor biliyor musunuz? Bilirgül. Adım Birgül. Çok yanlış söyleyen duydum ama hiç Bilirgül de duymadım. Bu ancak benim başıma gelirdi diye düşünüyorum. Çünkü o kadar çok terslik yaşadım ki bu evrakları hazırlarken. Artık evrenin bana çıkaracağı sorun kalmadı. Ne yapsak daha da önüne nasıl geçsek diye. En son kalan buydu galiba. Adımı yanlış yazdırdı. Ben bir koşu son bir saat kala, adliyenin kapanmasına son bir saat kala koştur taksiciyi falan uyandırarak tekrar geri gittim. Serdar'ı buldum.
Serdar beni tanımadan ben Serdar'ı hiç unutmamıştım. Hanımefendi kişiliğimden çıkmamaya çalışarak Serdar Bey'e durumu anlattım. Dedim ki ben buradan bir evrak aldım ve bugün son günü. Bana bir evrak vermişsiniz, adım yanlış. Serdar bu kadar şaşırtıcı bir olayın karşısında bana bakıp gözlüklerini uzattı. Benim dedi gözlerim dedi böyle olduğu için dedi ben şoka girdim. Yani gözlüklerinin camının kalınlığına bakmamı istiyor zannedersem Serdar. Yine de şeyimi korumaya çalıştım. Anlıyorum ama dedim ona göre biri çalışsın o zaman burada. Derken ben yanında bir görevli kadın daha bitti. Serdar'a destek amaçlı. Serdar'a destek kampanyası kapsamında bir kadın dahil oldu. Yine memur orada. Kadının adını bilmiyorum. Araştırırsam bulurum. İyi stok yapalım. Kadın ne dese beğenirsiniz. Hanımefendi dedi biz size bu evrakları dedi kontrol edin ve diye veriyoruz dedi. Nasıl yani? Damgalı, mühürlü, devletin adli makamından aldığım evrağı damgalayıp mühürleyip bana kontrol etmek için veriyormuş. Çözdü. Kadının arkasını dönüp kaçtı. Dedi ki bu zannedersem çirkefleşecek. Çirkinleşecek. Kadın gitti. Biz Serdar'la baş başa kaldık. Peki Serdar sonra ne dedi? Sizinki yine bir şey değil ki dedi. Ben dedi Çekoslovakya'dan dönen evrak gördüm dedi. Adliye pişmanlıktır. Adliye pişmanlıktır. Serdar daha büyük pişmanlıktır. Çekoslovakya'dan dönmüş ya. Bana özrü kabahatinden büyük. Düşün bak. Yine olan bana oldu tabii. Koştur 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 koştur. Bitmedi o gün. Velhasıl evrağımı aldım. Ama başıma böyle bir şey geldi. Size anlatmak istedim. Daha komik anlatacağımı düşünüyordum aslında ama pek komik olmadı galiba bu. Yine de belki daha sonrakiler daha başarılı olur. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer beğenirseniz devamını çekmeyi düşünüyorum. Ama sadece düşünüyorum. Görüşürüz.